Elhamdülillah. Selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve, ve sahbihi ecmain. İkinci, işte üçüncü lemadan okumaya devam ediyoruz. Üçüncü nükte. Şu dünyada zamanın fena ve zevali eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer. Fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde, kalbin hazır günden, çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daireyi vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan, marifeti ilahiye ve muhabbeti rabbaniye ve ubudiyeti subhaniye ve marziyatı rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve yemut bir ömür hükmüne geçer. Devamı gelecek ee, İnşallah burayı bir baştan alalım tekrar ondan sonra da devamını yine beraber okuruz Cenab-ı Hak istifazı Üçüncü nükte, şu dünyada zamanın fena ve zevali eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Zamanın eşyanın üzerinde olan tesirinden bahsediyoruz. Eşya dediğimiz her şey. Her şey. Ya bunun içerisine insan da giriyor, hayvan da giriyor, bitkiler de giriyor. Fark etmez. Tesiratı nasılmış insanın? Yani insanın diyelim ölümüyle, ayrılığıyla, hayvanın bu dünyada ölümü ayrılığı veya bitkilerin bu dünyadaki ölümü ayrılığı, onun üzerinde zamanın bir tesiri var. Ne demek? Yani bir diyelim ki ağaç var ki kaç senede? 5 senede yaşlanıyor. Başka bir ağaç var 20 senede yaşlanıyor. Diyelim bir canlı bir hayvan var diyelim ki 3 senede 4 senede yaşlı hale geliyor. Yani biz mesela diyelim insanlar kaç senede yaşlı hale geliyor? İşte 50-60, 40'tan sonra yaşlılığa adım demektir. Bizlerin yaşlılığı nasıl başlıyor? 50-60 senede yani işte fıtri ömür yani insan için yani biçilen Hussan Peygamber Efendimiz'in ümmeti için fıtri ömür dediğimiz yani eceli fıtri bir de ömrü fıtri diye iki tane ibare var. Ömrü fıtri dediğimiz yani bizim için ümmet için yani öyle diyelim ümmet için takdir edilen ortalama ömürdür yani. Sağlıklı bir insanın sağlıklı bir insanın ortalama ömrü 120 senedir. Sağlıklı bir insan. Ama hasta işte nedir? Hayat şartlarıdır, yaşantıdır, işte çalışmasıdır, yedi içtiğidir vesaire. Bakıyorsun ki farklı beldelere göre farklılık gösterebiliyor yani. 120 aşağı çekilebiliyor. 90 sene oluyor, 70 sene oluyor, 60 sene oluyor. Mesela Maden işçilerinin mesela ömrü çok uzun değildir bilmiyorum ne kadar bilirsiniz çünkü niye devamlı toz yutuyorlar devamlı o gazı soluyorlar ve onlar mesela diyelim ki yemeklerinde devamlı yoğurt ikram edilir ta ki o zehir atılsın diye ben de ta lise yıllarımda böyle bir şeyle çalıştığım için az çok biliyorum ondan sonra ama yine de ömür çok ileri gitmiyor. Yani ömrü fıtriyi geri çeken bir de eceli fıtri var. Eceli fıtri dediğimiz her bir insanın kendi hayat. Yani Cenab-ı Hak ortalama ömrü diyelim ki 120 takdir etmiştir ama doğar doğmaz vefat edebilir bir insan. İşte onun eceli fıtrisi oluyor. Ona ait olan bir ömür. Veya 50 yaşında vefat ediyor. Veya gençliğinde vefat ediyor. Yani Cenab-ı Hak yani biz öyle itikad ediyoruz ki hadis-i şeriflerde de öyle geçiyor. Mesela afetlerde işte depremlerde vefat edenler şehiden lillah gidiyorlar. Bir deprem geldi. Onun da bir etkisi var. Onun da bir tesiri var. Bakın genç, ihtiyar, çoluk, çocuk demeden ne yaptı? Aldı götürdü yani. Aldı götürdü. O yani vefat edenlerin onların hepsinde tahakkuk eden şey nedir? Eceli fıtri. Yani onlar ecelin o fençesinden ne yapmadı? Kurtulamadılar. Ha, her birimiz için de bu, bu, hadise cari midir? Cari. Ne zaman? Emr-i vaki olduğu zamandır. Yani Cenab-ı Hak ne zaman onu tahakkuk ettirirse. Ama genel kaydı olarak Cenab-ı Hak ümmetlerin mesela ömürleri vardır. Geçmiş ümmetlerde ortalama bin sene bir ömür vardır. 300 senelik bir insan genç sayılıyor. Genç 300 senelik bizde 300 sene yok. İşte zamanın farklı zamanlara, farklı mekanlara göre eşyanın üzerinde farklı neleri var? Tesirleri var. Bu neden kaynaklanıyor? Bizim yaş dediğimiz şey, bizim ömür dediğimiz şey nedir? Zamanla kayıtlıdır. İşte gece gündüzün değişimi nedir? İşte dünyanın dönmesiyle kendi ekseni etrafında dönmesinden hasıl olan bir şey. Bir defa tur attı mı ne oluyor? Bir gece olmuş şey bir gündüz ol, şey bir gün olmuş oluyor. Yani gece ve gündüz toplam bir gün. Yani 24 saat. Bizim ömrümüz işte bir gün, iki gün, üç gün topluyorsun işte bir hafta, topluyorsun bir ay, topluyorsun 365 gün eşittir bir sene. O bir seneye biz ne diyoruz? Bir yaş diyoruz. İşte bir yaş yaşlandım. Bir o kadar daha şey yaptım mı iki yaş, bir o kadar daha üç yaş. Bunu 14-15 yaş dedim mi gençliğe adım attın diyoruz. 33 yaşına kadar vardın dedik mi gençliğin kemaline geldin diyoruz. 40 yaşı dedim mi ihtiyarlığın başlangıcı diyoruz. Ad veriyoruz biz bunlara. Peki bu isimler neden kendisini şey yapıyor, gösteriyor? Zamanın tesiriyle. Zamanın şu bizim biyolojik yapımız üzerinde neyi var? Böyle bir tesiri var. Zaman Cenab-ı Hakk'ın mahluku mudur? El cevap mahlukudur. Aa Cenab-ı Hak zamanı da böyle halk etmiş. Zaman aslında nedir? Hayatın rengidir, rengi. Hayatı renklendiren, yani yaşlılık hali hayatın bir rengi midir? İşte o rengi ortaya koyan zaman. Gençlilik hali hayatın bir rengi midir? O rengi ortaya koyan yine zaman. Yine zaman. Ruhum bu noktada bir şey var mıdır? Yaşı var mıdır? Yoktur. Ruh yaşlanmaz ama kişi kendini yaşlı hisseder ayrı bir şey. Çünkü ruh zamanla kayıtlı değil. Çok enteresan bir şey. Ondan dolayı ruhun zamanla herhangi bir münasebe... ya yani bir ruhla ilgili bir şey var. Onun ötesinde çünkü Cenab-ı Ruh'a beka özelliği vermiş. Ruh'ta değişme, dönüşme, bozulma dediğimiz şeyler yok. O gibi şeyler ne ile ilgili? Bedenle ve cesetle ilgili. Beden ihtiyarlayınca genç olan ruh yani asli haliyle bu vücutta artık yaşayamıyor. Beden ölüyor diyoruz. Ruh da çıkıp gidiyor hani. Ruhun ölmesi diye bir şey ne yapmamış oluyor? Gerçekleşmemiş oluyor. Bütün bu hadiseler bize neyi gösteriyor? Zamanın eşyanın üzerinde farklı tesirlerin olduğunu gösteriyor. Niye bunu anlattı? Şimdi bize bir misal getirecek. Daha farklı bir şey bizim nazarımıza verecek. Mevcudat ise mütedahil daireler gibi. Birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında yani bu dünyada göçüp gitme noktasında farklı şekilde göçüp gidiyorlar. Nasıl ki misal verecek saatin saniyelerini sayan dairesi yani bir saati elimizde hayal edelim düşünelim. Dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahirine birbirine benzer fakat süratte birbirine nedir? Muhaliftir, farklıdırlar yani. Yani orada akrep var, yelko yelkoğan yel var, işte saniyeyi sayan bir İbre var, dakikayı sayan bir ibre var veya saati sayan bir ibre var veya bu saati biraz daha büyütecek olsak diyelim, günleri sayan bir ibre var mesela öyle diyelim daha da büyütelim işte seneleri sayan bir ibre var yani bütün bunların hepsini veya saniyeden aşağıyı da düşünebiliriz İşte bütün bunların hepsi aynı düzlem üzerinde hareket eder aynı düzlem üzerinde hepsi zamanı gösterir ama hepsinin hızı birbirinden nedir? farklıdır. Hepsinin hızı içlerinde en hızlı hangisi olmuş oluyor? Saniyeyi gösteren değil mi? Sonra dakika, sonra saat, sonra gün. Böyle böyle bakın hızları farklı. Tabiri diğerle o hız onların ömürlerini ifade ediyor. Ömürlerini ifade ediyor. Diyelim bir tur atmak. Mesela saat için diyelim ki bir ömür saati gösteren ibre için diyelim bir tur bir ömür olsun. Bir tur bir ömür olsun saate nispeten saniyeyi gösteren ibreyi konuşacak olsak ibrenin ömrü ne kadar olur Onun onun 360'ta biri olur. Dakikayı gösteren onun 60'ta biri o da onun 360'ta biri. Yani daha hızlı ömrünü tamam diyor. Anladınız mı? Yani bir turu bir ömür olarak düşünecek olsak saniye bir tur saniyeyi gösteren ibre nedir? Bir dakikalık zaman dilimi içerisinde bir tur atmış olacak. Yani 60 saniyelik zaman dilimi. Bir turunu o atacak. Hızlı yaşıyor. Onun ömrü o kadar. Evet hızlı yaşayacak zaten. Ne demek yani? Hızlı yaşamak şöyle. Üstaz Yeter onun da misalini veriyor. Mesela diyor bir mikroorganizma. Hayata gelir diyor. Hayata gelir. Ya hayder perdeyi gayba gizlenir. Yani ölür gider. Bakın ömrünün uzunluğu yahay diyecek kadar. Ne demek yani? Yahay diyecek kadar zaman dilimi içerisinde doğdu. Çocukluğunu yaşadı. Gençliğini yaşadı. Evlendi. Çoluk çocuğu oldu. İhtiyarladı. Vefat etti. Onun yahay zaman dilimi içerisinde yaşamış olduğu bu hayatı sen 60 senelik bir zaman dilimi içerisinde ancak yaşayabiliyorsun. Anlaşıldın mı mevzu. Yani senin hayatın daha yavaş gidiyor. Onunki daha hızlı gidiyor. Bu neden kaynaklanıyor? Zamandan kaynaklanıyor. Diyoruz bir ağaç mesela 3 yaşında meyve vermeye başlıyor. İnsan 3 yaşında meyve vermiyor ki. İnsan daha 14-15 yaşında aklı başına geliyor. Evlilik de ondan sonra başlıyor. Meyve verme de ondan sonra başlıyor. Bakın 3 yaşında ağaç meyve verirken daha yeni ekmişsin fidan büyüdü 3 yaşında meyve vermeye başladı. E sen 15 yaşında bu ağaç diyelim ki 25 yaşında veya 15 yaşında ihtiyarlıyor sen 60 yaşında ihtiyarlıyorsun. Dolayısıyla ağaç senden dörtte bir daha nedir? Hızlı yaşıyor. Bu ne ile ilgili? Zamanla ilgili. Dünyada yaşıyoruz. Diyelim ki 365 gün bir sene. Bir sene. Ama sen güneşte yaşayacak olsan veya Venüs'te yaşayacak olsan, Neptün'de yaşayacak olsan veya başka bir yıldızda, başka bir gezegende, başka bir galakside yaşayacak olsan senin belki oradaki bir günün, oradaki bir günün dünyadaki elli bin seneye tekabül edecek. Ayet-i kerimelerde öyle geçiyor. Öyle yıldızlar var ki diyor, bir günü senin dünyanın ne kadar zamanı? Elli bin senesi Allah Allah. 50 bin senede yapılan işler orada bir günde yapılıyor demektir. Bu ne demek böyle ya? İşte zaman mekana göre yere göre insana şey, eşeğe göre varlığa göre ne yapıyor? Hükmünü ayrı gösteriyor. Ayrı gösteriyor. Niye bunu Üstad bize anlatıyor, misal veriyor? Öyle de insandaki cisim, Şimdi insanda bazı özellikler var onlardan bahsedecek. İnsandaki cisim, nefis, kal, ruh daireleri öyle mütefavittir. Birbirinden farklıdır. Kalbin hayatı farklı, ruhun hayatı farklı, nefsin hayatı farklı, cismin hayatı farklıdır. Tek tek açacak, açacak. Mesela cismin bekası, şu cismimizin, maddi vücudumuzun bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu, bulunduğu bir gün, belki bir saat. Şimdi yani matematiği iyi olan var mı? Ben zaman zaman söylüyorum da yani. Birisi bir hesap yapsın yani. Yani saniyede yani bir insanın vücudunda ortalama 100 trilyon civarında, 100 trilyon mu 100 milyar mı neyse hücre var. 100 trilyon mu diyorlar. Saniyede 5000 civarında hücresi yani 6 ayda bir vücut hücreleri komple ölüyor. Diriliyor yani yerine yenileri geliyor. Bir saniyede 5000 civarında hücre ölüyor yerine bir o kadar da hücre diriliyor. Bakın vücudumuzda öyle şeylerimiz var ki bak saniyede 5000 hücre ölüyor. Yerine diğerleri geliyorsa o hücrenin ömrü nedir? Bir andır yani. Geliyor, gidiyor, geliyor. Durmadan müthiş bir ne var? Bir dönüşüm var. 6 ayda ne yapıyor? Vücut komple kendisini yeniliyor. Yeniliyor. Dolayısıyla bu vücutta durmadan ölüp dirilmeler var. Yani hayatı, vücudu, varlığı anlık olan neler var? Hücreler var, anlık olan hücreler var. Ondan dolayı bu vücudun, şu maddi vücudun mazi ve müstebali madun ve meyyit bulunduğu halde, geçmişi de yoktur, geleceği de yoktur. Bu cisim sadece bulunduğu anı yaşar. Hepsi budur, bulunduğu andır yani. O andan öncesi ve o andan sonrası değişir. Biraz önce dedik ya değişti. 5 bin hücre gitti yani. Artık farklı bir vücutsun sen. Değişiyor yani. Bu böyle olduğu halde geçmişi ve geleceği yok. Kalbin hazır günden çok gün evvel. Çok gün sonraki zamana kadar daireyi vücudu ve hayatı vardır. E aynı vücut içerisinde bakın maddi vücut içerisinde bir de bizim kıymetli abiler ifade etmiş olalım. Ne kadar duygumuz varsa ne kadar büyük küçük, ulvi süfli fark etmez. Ne kadar duygumuz varsa hepsi ruha takılıdır. Hepsi ruha takılıdır. Mesela hayat dediğimiz şey şu bedenin özelliği değildir. Bunu bilmiş olalım. Hayat bedenin özelliği değil. Hayat neyin özelliğidir? Ruhun özelliğidir. Hatta ruhun zati özelliğidir. Ne demek yani? Hayat hiçbir zaman ruhtan ayrılmaz veya ruha takılmış ikinci bir parça değildir. İkinci bir parça değildir. Ruh eşittir hayat, hayat eşittir ruhtur diyebiliriz yani. Bu ruh cesette olduğu müddetçe ceset hayatlı olur. Çıktığı anda da hayat diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Çünkü niye? Cesedin kendine ait özel bir hayatı yok. Göz görüyor dediğimiz şey Göz görüyor değil. Ruh görüyor ama bu cesette bu gözü kullanıyor. Ondan dolayı biz göz görüyor diyoruz. Kulak işitiyor diyoruz. Kulak işitmiyor. Ruh işitiyor ama bu cesetteyken bu kulağı kullanıyor. Mantığı bu. Dolayısıyla vücuttaki bu azaların hepsi tabiri diğerle hayatlar olmuş oluyor. Ruhu çekince hiçbirisinin hiçbir özelliği, hiçbir hayati keyfiyeti ne yapmıyor? Kalmıyor. Şimdi bütün duygular dedik ya ulvi süfli ne varsa hepsi ruha takılıdır. Akıl da ruha takılıdır. Nefis de ruha takılıdır. Kalp dediğimiz şey o da ruha takılıdır. Hatta bazen çünkü kalp farklı bir mahiyeti, farklı bir özelliği, farklı bir keyfiyeti vardır. Bütün duyguların sultanıdır kalp. Bütün duyguların sultanı olduğundan dolayı Bazen kalp yerinde ruh, ruh yerinde kalp ifadesini kullanabiliriz. Artık o kullandığın cümle ile ilgilidir. Orada diyelim ki ruh geçiyorsa sen onu kalp anlayacaksın veya kalp geçiyorsa belki sen onu ruh anlayacaksın. Bu işin ehline ait olan bir kısım, bir kısım. Ama şu bir gerçek ki kalp de da dahil neye takılıdır? Ruha takılıdır. Şimdi kalbin kullanmış olduğu neler vardır? Duygular vardır. Hizmetçiler vardır. Akıl da onun hizmetçisidir. Nefis de onun hizmetçisidir. hayalde onun hizmetçisidir. Ve yani kalbe yardım ederler. Kalbin tabiri diğerle emrinde çalışırlar. Kalp sultan mesabesinde. Şimdi kalbin keyfiyetinden bahsediyor. Benim bu vücudum bir anlık yaşarken aynı vücut içerisinde ruha takılı olan bütün duyguların sultanı olan kalp nasıl yaşıyormuş? Aynı anda, aynı anda hazır günden çok gün evvel geçmişe gidebilir kalp. Mesela ne kadar sevdiğim var. Diyelim ki Fatih Sultan Mehmet Han'ı seviyorsun. Bakın o zaman da yaşamamışsın. Ama sen kalben, kalbin de hizmetçisi olan hayalen ne yapabiliyorsun? Ta o zamana gidebiliyorsun. O zamana gidebiliyorsun. Geçmiş zaman ve gelecek zaman. Çok gün evvel, hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana artık bu kalbin neyine bakar? Keyfiyetine bakar. Daireyi vücudu ve hayatı geniştir. Böyle geniş bir alemde benim şöyle sevdiklerim var, böyle muhabbet ettiklerim var veya şöyle düşmanlarım var derken aslında kalbin dairesiyle ilgili konuşuyorsun. Bütün müminlere muhabbetim var derken kalbin dairesini konuşuyorsun sen. Cesedin böyle bir özelliği yok. Dolayısıyla kalben insan ne yapabilir? Hele hele bir de kalbi inkişaf edecek olsa iş tamamen değişir. Tamamen değişir. Ve kalbiyle mesela bir şey kalbiyle müridinin yanında ne yapabilir? Bulunup müridini kontrol edebilir. Bu da kalbin ayrı bir keyfiyeti. Peki ondan öte daha başka bir şey var. Nedir o? Ruhum hazır günden, seneler evvel ve seneler sonraki bir daireyi azime, daireyi hayatına ve vücuduna dahildir. Bir insan ruhen kendisini imbisat ve inkişaf ettirecek olsa, yani bu özellikler ruhta var. İnkişaf ettirmediğimizden dolayı şu ceset içerisinde idare ediyor bizi. Eğer ruh inkişaf edecek olsa bu ceset de kendisine hizmetçi yapar, ve bu cesetle çok da bağlı kalmaz. Bağlı kalmaz. Seneler öncesine, seneler sonrasına olduğu gibi gidip gelebilir. Sema tabakalarına çıkabilir. Kendi hayatında, yani vefat etmiş olarak biliyoruz. Kendi hayatından sonraki hayatlarda şu dünyada olduğu gibi ne yapabilir bulunabilir. Annesi, babası, dedesi evladına misafir olabilir. İşte depremde yaşanan bir hadise değil mi? Bir hanımefendi gelip diyor o enkaz kaldıranlara, "Şurada benim iki tane evladım var." diyor. "Lütfen diyor onları çıkarın." diyor. Biliyorsunuz. Onları çıkarıyorlar. Bakıyorlar ki hanımefendi ortalıkta yok. Sorup soruşa sizin anneniz buradaydı, sizi söyledi. Ne diyorlar? Bizim annemiz 4 sene önce vefat etti. Allah Allah. Allah gönderiyor. Ruh imbisat edince, ruh inkişaf edince, Cenab-ı Hak da müsaade edince bakın dünyadaki evladını dahi düşünen ve onu oradaki sıkıntıdan, dertten, tasadan kurtaran bir ruh hükmüne geçiyor. Bu bambaşka bir keyfiyet. Biz buna mucizeler diyoruz, Allah ikram etti diyoruz, Allah ihsan etti diyoruz. Ama perdenin arkasında bir de o ruhun inkişafı vardır. Hazreti Hamza darda kalan insanlara yardım etmiyor mu? Niye nice büyük veli zatlar müritlerine asırlar sonra ulaşıp onlara yardım etmiyor mu? Üstad Hazretleri yetiş ya Gavs diyor. Ya Abdülkadir diyor. Al sana bir Fatiha bul benim cevizlerimi. Öyle bir talebelik ki cevizlerini bulmak noktasında dahi tevessül ediyor. Bu ne demektir? Kadir Geylani Hazretleri 800 sene öteden gelecek. Bu asrın sahilinde Üstad Hazretleri'nin kaybolmuş cevizlerini bir Fatiha'ya mukabil bulacak. Enteresan bir şey. Bakın en basit şeylere varıncaya kadar yeter ki onların dünyayla ruhen böyle bir münasebeti olsun. O ruhu sen inkişaf ettirirsen daha farklı şeyler de olur. Biz elimize zahirde bir tesbih alır çekeriz. O ruhu o şekilde inkişaf ve imbisat edenler ne yaparlar? Yıldızları alır elinde çekerler. Dünyayı adeta avucunun içerisine alır. Sanki dünya onun indinde küçücük bir şey olmuş gibi bir elma gibi bir portakal gibi tefekkür ederler. Onun zikrini ve sadasını yaparlar. Bu ne ile irtibatlı? Ruhun imbisat ve inkişafı ile alakadırdır. Kalbin imbisat ve inkişafı ile alakadardır. Demek ki bizde olan duygular yeter ki gıdaları verilsin. Yeter ki inkişaf ettirilsin. Şu daracık bir zamana sıkışıp kalmayız. Geçmiş zamanla çok rahat münasebet kurarsın. Gelecek zamanla da çok rahat münasebet kurarsın. Hatta ruhen oralara gider gelirsin. Sadece seyretmek değil, değil. Erzurum'a gitmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahmet etsin. Alaaddin Başar abi. Belki burada derslerinden de cemaat istifade etti. Tanıyan, bileniniz var. Taziyesine gittik, iştirak ettik. Tabi son sözü de farklı bir şey. Yani böyle... Muhabbet arasında konuşulurken, işte sabah namazı için abdest alıyor, ee, işte odasına gelip namaz kılmak isterken gelemeden düşü veriyor yani. Ondan sonra odasına alıyorlar. O arada işte sorduğu bir soru var. İşte sabah namazının, işte namaz vakti girdi mi diyor. Hayır henüz girmedi. Demek ki bir erken kalkmış. İkinci soruyu soruyor. Akşam namazı oldu mu diyor. E, sabah için kalktın, akşamı soruyorsun. Şimdi Ahmet hocamı tanırsınız çolak. Beraber böyle muhabbet ediyoruz. E, vefatının sebebi de, zahirdeki sebebi de beynine pıhtı atmış. Yani zahirdeki sebep bu diyoruz. Herhalde artık e, şuur gidip geliyor ki işte sabah yerine akşamı konuşuyor. Ha Bize bakan cephesi bu. Bize görünen şekli bu. Zahiri bu. Ama yani Ahmet Hocam sohbet arasında ifade etti, o kendi akşamını soruyor. Her insanın vefatı kendi neyidir? Akşamıdır. Kıyamet ne zaman kopacak? Hadis-i şeriflerin ifadesine göre. Hangi akşam kopacak? Cuma, Cuma akşamı. <laughs> Nerenin cuması? Nerenin akşamı? Allah Allah. Burada akşam, başka yerde gece. Nasıl olacak bu iş? onun da bir akşamı var. Anladınız mı? Gün bitecek. Peygamber Efendimiz diyor ya aleyhissalatü vesselam. Dünyanın ömrünü bir gün düşünecek olsanız ben ikindi vaktinde geldim. Kıyamet ne, ne zaman kopar? O günün akşamında. Yani dünyanın komple ömrünü bir gün düşünün. Kıyamet ne zaman? İşte herkesin vefatı onun akşamıdır. Herkesin kıyameti akşam kopar. Akşam genel bir kaydedir. Gün bitti, ömür bitti. Vefat edip gidenler için akşamdır. Ondan sonrası senin amelin değil mi? Senin güzel amellerin, senin nurlu amellerin. Ondan sonrası ne yapar? Nurlandırır. Şener abiyle beraberdik. İşte kalkmak üzereyken sen de var mıydın? Yok sen yoktun. O son şeyde yoktun. Dedi otur dedi. Sana dedi bir sır söyleyeceğim şimdi. Bir de böyle sırda şeyler vardır. Şey kabristana gitmek üzereyiz yani. O binadan bahsediyor. Bir külliye yapılmış, tamamlanmış. Alaaddin abi bir bir hafta 10 gün kadar oraya gelip gitmiş. Onun hizmetleri için özellikle tanzim edilmiş. İyi demiş. Burası da tamam oturdu demiş yani. Her şey yerleşti. Yani benim de vazifem bitti. Çok da bir şey kalmadı gibi bir şey. Şimdi dedi Risale-i Nur'la meşgul olanlar, bu Kur'an'a hizmet edenler, bu dünyadan vefat edip gidiyorlar. Ekseriyet, yüzde sekseni, yüzde sekseni, alem-i ahirette bu yapılan derslerin hepsinden, sohbetlerin hepsinden istifade ederler, hissedar olurlar, ve hissederler. Dersi hissetmek dediğimiz şey biz buranın sıcaklığını görmeyiz. Ama hissederiz değil mi? İşte dersi hissetmek. Diyelim ki bulunduğu mekanla, bulunduğu yerle bir yerde bir hizmet etmiş bir abimiz, bir kardeşimiz vefat etti, gitti. Orayla irtibat kesilmiyor çok andarasa. De bir kısım var ki göçüp gidenler Oradaki dersleri ne yapıyor? Yani sevabından istifade ediyor ayrı, hissetmek ayrı. Perşembe akşamı ders yapılıyor. Ama o ahirette hissediyor, hissediyor. Bir kısmı yani bu mesaj atmak gibi. WhatsApp'tan mesaj atmak gibi. Bir kısmı olduğu gibi seyrediyor. Olduğu gibi seyrediyor. Bizzat görüyor, müşahede ediyor görüntülü görüşmek konuşmak gibi. Bu ekal az o azın da azı daha başka bir şey. Bizzat dersin içine dahil oluyor. Allah Allah. Ahirete gitmiş ama dersten irtibatını kesmemiş ya bu çok farklı bir şey. Dersin içine ne yapıyor? Dahil oluyor. Hulusi abinin hatıralarında var. Hemen hemen Risale-i Nur derslerinin %99'unda bizzat Üstad Hazretleri'nin ruhaniyatını görürdün diyor. Yani Üstad Hazretleri'nin olması ayrı bir şey. Hulusi abinin görmesi ayrı bir şey. Olmadığı zaman hep bir şey endişe ederdim yani. Orada onun olmaması için bir sebep var. Ya işte diyelim ki <laughs> o dönemde o zamanda gelip giden Casuslar veya hainler ve ona benzer şeyler. Öyle olunca da Usta Hazretleri ruhaniyeten orada olmuyor. E Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle değil mi? Ümmetini bırakmıyor, bırakmaz. Bilmiyoruz yani kalp gözümüz açık olmadığı için bilmiyoruz, görmüyoruz ama olmadığını iddia edemeyiz. Ruhaniyetiyle değil mi? Kur'an hakikatiyle bizlerle beraber... Her an her zaman. Bütün bunların hepsi bakın her bir varlık yani velayeten kendisini kemale erdirenler artık ahirete göçmüş bir daha buraya gelemez öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak isterse o kapıyı açıyor. Ama imtihana medar tarzda değil. Bu sefer daha farklı şekilde bu dünyayla ne yapıyor? Münasebetleri oluyor. İşte Çocuğunu kurtarıyor vazife o. Ondan sonra gidiyor. Kimseye de görünmüyor. Allah Allah. Nasıl bir iş? Ya, çok farklı bir şey. Şimdi bu bizim keyfiyetimizde, bizim özelliğimizde, bizim istadımızda var. Aklımızın, şey, bedenimizin ayrı bir zaman dilimi var. Kalbimizin ayrı bir zaman dilimi var. Ayrı bir hayatı var. Ruhumuzun ayrı bir zaman dilimi, ayrı bir hayatı var. Nefsin terbiyesi noktasında ayrı bir zaman dilimi, ayrı bir hayat var. İşte bu istidada bina. Madem bizim böyle istat, böyle kabiliyetlerimiz var. Peki ne yapmamız lazım? Hayatı kalbi ve ruhiye medar, hayatı ruhiye medar olan yani sen diyor bu kalp hayatını büyütmek ve geliştirmek istiyorsan, bu ruh hayatını büyütmek ve geliştirmek istiyorsan ağaç gibi Büyüyüp gelişip meyve vermesini istiyorsan... O zaman onun kaynakları nedir? Şunlardır. Tek tek sayacak. bir Marifeti ilahiye. Allah'ı bilmek. 1- 2- Muhabbeti Rabbaniye. Rabbini sevmek. 3- Ubudiyeti subhaniye. Ona kul olmak. 4- Marziyatı Rahmaniye onun rızası dairesinde yaşamak. Allah Allah. Ne dedi? Marifet, muhabbet, ubudiyet, rıza. Rıza dairesinde olmak. Allah'ın razı olduğu kulların içerisinde dahil olmak. Bu nedir? Yapmış olduğun iyiliklerle, o iyiliklerin de kemiyet ve keyfiyetiyle alakadardır. Mesela haşir meydanında Cenab-ı Hak bizi ne yapacak? Hesaba çekecek. Yani defterimiz önümüze konacak. Hasenatımız nedir, seyyatımız nedir? Tek tek dökülecek. En nihayette hasenatı seyyatına galip gelen bir insan için Cenab-ı Hakk'ın hangi kulu sınıfına girer? Razı olduğu kulu sınıfına girer. Hasenat seyyata galip. İşte Cenab-ı Hak diyecek ki kulum ben senden razıyım. Yani sen rıza dairesinde hareket ettin. Gir cennetime. Bunu diyecek. Aa işte bizim ruhumuzun ve kalbimizin inkişaf edip mesela diyelim ki bu hadiseler oluyor. Bu hadiselerde etkileniyoruz ister istemez. Bu hadiselerde doğru cevabı vermek. Mesela enkazın içinde hayatı devam eden bir insan orada Allah 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 diye zikrederken enkazın dışındaki de aynı şeyi söylüyor değil mi? O da Allah'ı zikrediyor. O da öyle bir elini açmış dua ediyor ki Allah Allah. Bu Cenab-ı Hakk'ın istediği şey. İstediği şey. Ayeti kerime'de ben açmıştım. Orayı da mesela okuyayım. Dersi böyle iç şey işliyoruz. <laughs> Cenab-ı Hak diyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ bişey'in الْخَوْفِ haufi vel cu'i ve وَالْاَنْفُسِ minel وَبَشِّرِ vel ve semarat ve sabirin." Allah Allah. Biz sizi imtihan ederiz diyor Cenab-ı biz sizi imtihan ederiz. Ne ile? Biraz korkuyla. Başka? Biraz açlıkla. Allah Allah. Daha başka? Mallarınızdan eksilterek. Daha başka? Canlarınızdan eksilterek. Daha başka? Mahsulatınızdan eksilterek. Allah Allah. Şimdi bakın yaşadığımız hadiseye. Bu hadisede bunların hepsi var mı? Allah Allah. Değil mi? İmtihan ediyor Cenab-ı Hak. Korku var mı? Açlık var mı? Allah Allah. Bakın dünya adeta o açlığa imdat etmek için koşuyor değil mi? Maddi açlıklar var, manevi açlıklar var. Hepsine koşmak lazım. Artık şu anda resmi olarak da işte diyanet olsun, eğitim kurumları olsun, işte pedagoglar, psikologlar değil mi? İlahiyatçılar sahaya isteniyor lütfen gelin diyor. İnsanların manevi doping'e manevi e, kuvve-i maneviyesini tahrik etmeye onların da bu manada psikolojik tatmine neyi var? İhtiyacı var. Sadece mileyi doldurmak değil. Adam oturmuş kara kara düşünüyor. Biraz önce Aziz abiye ifade ettim. Yani ailesinden akrabasından 68 kişi vefat etmiş. Şimdi böyle birisinin hayatta kalan birisinin halet ruhiyesini tahmin edebiliyor muyuz? Çok farklı bir şey. Ekiplerimiz mesela o sahada şu anda geziyorlar. Bazen oluyor ki bir yerlerden geçerken arabada da bir şey kalmamış. Ya e orada tir tir titreyen bir çocuk görüyorsun. Elinden de bir şey gelmiyor. Yani enteresan bir şey. Hani Mehmet Akif demiş ya. Yani fakir fukara aç susuz kenarda köşede böyle olan birisini görünce elini atmış cebine. Bakmış cebinde bir şey yok. Verecek bir şeyim yok. Ya Rabbi demiş, ya hamiyetsiz olsaydım ya da param olsaydı. Öyle bir hamiyeti var ki her şeyini vermek istiyor. Atıyor bir şey yok yani. Bazen bu haller de oluyor. Yani elhamdülillah milletimiz zengin, manevi zengin, maddesi de zengin. Müthiş bir şekilde ne yaptı? Koştu koşuşturdu yani. Ayetin devamı ne diyor? Ve beşşiri sabirin, sabredenleri müjdele. Müjdele diyor yani. Böyle bir müjdeye masar mıyız? Benim kanaatim masarız. Yani gidenler de, kalanlar da. Bakın bir yeri sizden okuyacağım bu, bu vesileyle. Üstad Hazretleri yani Hussan Birinci Dünya Savaşı ile ilgili ifade ediyor ama bu musibetlerin hepsinde cari bir kaidedir şu milleti İslam'ın felaketi mazisi getirecek de elbet İslam'ın aleminde saadet ve hürriyet. Ta bunu ne zaman söylüyor? 1919'lu yıllarda söylüyor. Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde bunu ifade ediyor. Bu millet bir darbe aldı. 10 cephede savaştı, 9'unda mağlup. Bir Çanakkale'de galip. Onu bize anlatıyor. Felaket mazisi getirecek de elbet İslam'ın alemine saadet ve hürriyet. Olur geçen musibet istikbalde telafi. Onun telafisi gelecek. Her felaketten bir saadet doğar. Her felaketten. İstisnasız yani. Her felaketten veya cümleyi şöyle de ifade edelim. Her bir musibet ya bir cinayetin neticesi ya da bir e, mükafatın, mükafatın mukaddimesidir, başlangıcıdır. Yani var mı cinayetlerimiz? Çok. Herkes kendisine bunu soracak. Fert olarak da soracağız. Millet olarak da soracağız. Devlet olarak da soracağız. Biz ne suç işledik? Yanlışlarımız ne? Bu kendimize sormak lazım. Gidenler için demiyoruz. Kalanlar için diyoruz. Çünkü imtihanı kalanlar çekiyor. Gidenler şehit oldu gittiler. Öyle ezilmek şuna buna o hal ahvale bakmayın. O bize bakan cephedir. ızdırap duyan biziz, üzülen biziz, sıkıntı çeken biziz, koşan biziz, üşüyen biziz. Kalanlar böyle. Gidenler şehiden lillah gittiler. Hatta belki tertemiz gittiler. Ha, bize bakan cephesiyle üçü veren, üç yüzü kazandıran etmiyor elbette hiç hasaret. Halini istikbale tebdil eder zihimmet. Yani himmet sahipleri bu noktada gayrete gelince e, halini istikbale ne yapacak? Değişecek. Şu andaki hali mağlup, istikbaldeki hal ne olacak? Galip. Ne demek o galibiyet? Zira ki şu musibet hayatımız mayesi olan şefkat, uhuvvet, tesanüdü İslami harikulade etti. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın istediği birlik değil miydi? Beraberlik değil miydi? Uhuvvet değil miydi? Muhabbet değil miydi? Birbirine yardım değil miydi? Samimiyet değil miydi? Cenab-ı Hak hep bunları istiyordu. Bunlarda lakaytlık var mıydı? Bunlarda gevşeklik var mıydı? Beşi, beş bin yapmamış mıydık biz? Bin liralık kirayı on beş bin yapmamış mıydık? Yapmıştık değil mi? Buralardan tutun. Daha başka şeyleri saymıyorum da buralardan tutun. Şimdi ise Öyle bir aynı yani 5'i 5000 beş yapan aynı kişi şimdi neyi var neyi yok ne yapıyor? Yardıma koşuyor. Harikulade etti diyor. Olağanüstü bir hal. Olağanüstü bir hal. Harikulade etti. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın istediği aslında buydu. Neydi? Hayatımızın mayesi olan bizim hayatımızın mayası bu. Bu mayayı hiçbir zaman kaybetmememiz lazım, zayıflatmamamız lazım şefkat, uhuvvet, tesanüdü İslam, inkişafı uhuvvet. Kardeşlik inkişaf edecek. İslamiyetteki o birlik, beraberlik birbirine sımsıkı sağlam birbirine dayanma, yaslanma. Ve la teferragu. İftirak etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Ve atesimu bi hablillahi cemia. Allah Allah. Allah'ın ipine top yekün Sımsıkı sarılın diyor. Hep beraber ayrılmayın. Bütün bunların hepsini ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Hatta daha farklı bir şey var da. Şimdi kıymetli abiler. Dersi farklı bir yere çekiyorum. Kusura bakmayın. Efendim. Dünyanın dört bir tarafından geldiler değil mi? Yardıma koştular. Ta Çin'den Çin varıncaya kadar. Yani din dil ırk şubut kimse ayırt etmedi. Koştu geldiler. Milletleri gönderdi, devletleri gönderdi fark etmez. Önemli olan gelmek. İnsaniyetin iktizasıydı. İslamiyetin de iktizası bu. Bizim Malatya'da şu bilmiyorum şeyi gördünüz mü? Malatya'daki kardeşlerimiz de Çinlilere çince risale hediye etmişler. Yolcu ederken hem gül vermişler hem de çince risaleyi ne yapmışlar? hediye etmişler. Şimdi ben onun hikayesini size hem ben biraz rahatlayayım. Selamünaleyküm Yunus Hocam. Hem de size Depkenden dinlettireyim. 3-4 ay önce Bursa'dan ilahiyat sınavları için Fatih kardeşimiz Malatya'ya geldi. Malatya'da Hizmet Katı'na misafir ettik bu Fatih'i. Fatih ile Fatih oturuyor sohbet ederken mevzu şeye açıldı. Ben de yurt dışında bulundum Çin'de dedi. Çin'de 15 sene kaldım. Lise 1'e kadar orada okudum falan. Biz de merak ettik tabii. Çin nasıl? O önce olan, var. çok önce olan bir hadise. Ya anlattı. Sahabe mezarı olduğunu söyledi. Ziyaret ettik dedi. Çin, Çin'de. Muhabbet ediyoruz. Misafir edeceğiz o kardeşimizi. Dedim Çin'le kim ilgileniyor? Kimle itibatlısınız? O bilir diye sordum. Dedim işte Yozgat'tan Yakup abi var. Onlar kitap veriyorlar. Onlarla itibatlıyız bu alakadarlık gösteriyorlar. Doğu Türkistan'da işte kitaplar var. On, on Manatya'da cereyan ediyor bu hadise. İkinci basılmış kitaplar falan. Sohbet muhabbet ederken Yakup abi tanıyor musun dedi. Tanıyorum dedi. Muhabbet ediyoruz. Alakamız var birbirimizle falan. 2-3 saat geçti konuştuktan sonra bir telefon geldi. Yozgat'tan bir ekip Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır okumaya giderken gece vakti Malatya'da bizim hizmet katına misafir olacaklar. E, Fatih kardeş de orada. <laughs> Tevafuk oldu. Yani biz Yakup abi içince kitapları konuşurken Allah onları o gece getirdi. Yozgat'taki abileri Yakup abi ile beraber misafir ettik. Bunlar birbirlerini gördüler. Fatih kardeşle Yakup abi muhabbet ettiler. Sen ne yapıyorsun burada falan derken baktım arabadan iniyor. Yakup abiler, Yozgat sorgun ve Yozgatlı abiler kolilerle kitap var. Yakup abinin. 5-6 koli. Dedim bu ne? Baktım baştan sonra hep Çince kitap getirmiş. Doğu Türkistan'ın dilinde Çince. Ya dedim bu kadar kitap biz ne yapacağız? Malatya'da Çin talebesi yok, Çinli bir kimse yok. Yani bu kitap İngilizce olsa, Almanca olsa belki bir derece insan orada tanıştığına verir de ama Çince deyince dedik bu kitaplar kalır elimizde. Aradan işte muhabbet, sohbettenken bu Çince kitapları ne yapalım dedik. Biz i̇şte ben vakıf abilere verdim, Umre'ye giden, cemaate verdik. Yani yüzde yetmiş dağıttık. Hatta bizim e, hizmet katına yakın bir yerde oturan abimiz var. İsviçre'de İsviçre vatandaşlığı da almış e, kendisi Aziz abi. Ya e, o dedi ben İsviçre'ye gideceğim kitap var mı? O Çince kitapları gördü ver ver dedi bunlar lazım olur dedi. Orada Çinli var dedi. Dedim ya Rabbi <laughs> İsviçre'ye gideceğim. Yozgat'tan getirilen Çince kitapları alıp o da gitti. Yani elimizde bir miktar kitap kaldı. Size muhafaz etsin işte. Bu deprem hadisesi oldu, deprem hadisesi olunca da işte Çin'den arama kurtarma ekipleri geldi Malatya'ya. E bu sefer de Watoflu'a kardeşler mesaj atıyor. Çince kitap var mı? <laughs> ya Rabbi Subhanallah dedim. Yeah. Dedim bizim hizmet katında var, gidin hemen alın. Onlar da oradan kitabı aldılar daha iki gün önce. Oradaki işte Çinlilere verdiler. Risale-i yani Nur Kur'an'ın himayeti altında kendi ya. kendine Allah'ın izniyle intişar ediyor. Elhamdülillah. Kime muhtaç gönüllere ulaştırıyor kendisini. Yani çok bariz, çok açık bir inayet, bir intişar yani. Bunu anlatayım dedim yani. Çok manidar. Cenab-ı Hak nice muhtaç gönüllere bu eserleri ulaştırsın. Amin. Yani hiç kimseye muhtaç olmadan Risale-i Nur adeta kendisi nereye gitmesi gerekiyorsa oraya Allah göndertiyor. Ya. Manidar geldi bana yani. Allah gördünüz mü? Deprem olacak, ta Çin'den birileri gelecek. Yıllar önce Çince olan risaleler onlara nasip olacak. Cenab-ı Hak sanki onların rızkı için, onlar yani deprem de adeta yardım etmek bir sebep oluyor, bir vesile oluyor. Çünkü asıl esas olan ebedi hayatın kurtulması, asıl esas bu. Bunun için Üstad Hazretleri de hayatında her tarafa risale göndermiş. Dememiş ki şudur durdur yani. Kore Harbi'nde Bayram Yüksel abiyle Japonya'ya şuraya buraya göndertmiş yani. Yani şeye Atina'ya işte şeye Papa'ya Vatikan'a değil mi? Göndertiyor yani. Gider gitmez gitsin diyor. Birisine ulaşacak elbet. Oradan da birisine ulaşacak yani. Böyle. Hiç geri durmamış Üstad Hazretleri. Hayatında da çünkü asıl esas olan şey nedir? Neşriyattır. Evet, sadece şurayı tekrar ifade edip bırakacağım. Çünkü bundan sonrası daha farklı bir mevzuya giriyor. İnşallah haftaya o kısmı beraber okuruz. İşte bu istidada binaen, hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbet-i rabbaniye ve ubudiyet-i subhaniye ve marziyat ı rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür, bir insan hayatını bu şekilde yaşayacak olsa, Allah'a muhabbetle, Allah'a kullukla, Allah'ı bilmekle, rıza dairesinde hareket etmekle ne olur? Bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder. Bütün ömrün dakikaları ne, neye dönüşür? Ebedileşir, bakiye dönüşür. Ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder, netice verir. Ve baki ve layamut, ölümsüz bir ömür hükmüne geçer. Ee, dersimizin asıl mevzu neydi? Ya baki entel bakiydi. İşte bakiye giden bir yol yok mu? Var. İşte bu şekilde hayatını yaşarsan muhabbetle, marifetle, işte ubudiyetle ve rızayla senin bütün ömür dakikaları e fanilikten ebediliğe dönüşecek ve adeta ölümsüz olacak. Alem-i ahirette de ebedi bir ömrü ne yapacak? netice vermiş olacak. Cenab-ı Hak bütün ömrümüzün dakikalarını ebediyleştirsin. La yemut bir ömür hükmüne geçirsin inşallah. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimur hakim ve ahru davah menel rabbil alemin el fatiha as esselavat